MediaMarkt sunar. Köfteci, seni ben çok özledim. Seni değil de köftecilerimi çok özledim kardeşim. Özcanlar aynı. Soracaksın abi, Tekirdağ spor ne yapar, nereden bileyim? Öyle bir şey yok. Tekirdağ Özcanlar 10 numara. Ya Tekirdağ'ın hepsini. Tekirdağ kötü görmüyor. Akhisar süper. Şimdi Akhisar izlerken bu gece yiyeceğim. Evet. Geçeceğiz oradan. Hani gece böyle 11 gibi hiç önemli değil. Yiyeceğim. Eski yoldan mı gideceksin? Eski yoldan mı? Yeni yolda yok da. Yeni yolda yok mu? O zaman eski yoldan gideceğiz. Saat fazla. Abi böyle. Ama benim tercihim bu. Zorunda değilim. Altın Ordu'da mesela zorunda değil ama 11 Türk oynatıyor. Bunlardan iki tanesi şu anda Avrupa'nın 5 büyük liginin çok iyi oyuncularından. İngiltere liginin en iyi 8 stoperinden bir tanesi Çağlar. İtalya'nın bu sezon olmasa da toplamda gittiğinden beri en iyi oynayan sağ önlerinden bir tanesi. İlk 8'e giriyor mu Cengiz? Giriyor. Burada olsaydı zamanında işte Alper'in yaşadığı çalkantıları, hayat yaşam, çalkantısı. Yaşamayacağına dair garantisi var mıydı hocam? Yoktu tabii ki. Yeni sezonda bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra bir 11 yapıp kapatalım birlikte bence. Olur olur. Şimdi hani konuşuyoruz ya, işte Başakşehir şunu yaptı, doğru yaptı. Şey, doğru şey yaptı abi. Çok yeni sezona dair bir de şöyle bir şey var. Ne olursa artık Euro 8 ve garanti 33 milyon Euro'dan başlayan bir hazine sandığını Başakşehir'in önüne koydular. Bu takımın alsat sınırı yok. Bu takımın taraftar baskısı yok. Muhtemelen transferler de doğru yapılacak. Bence iyi de bir hocası var. Çok iyi bir hocası var. Bence uluslararası olabilecek bir potansiyel hocam. Yoksa hocayı ellerinde tutamasalar o dediklerin hiçbirini. Şimdi böyle bir tablo varken hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş elbette eğer kendilerine haksızlık varsa tabii konuşacaklar ama sadece konuşmayacaklar. İcraat da yapacaklar. Yaptıkları transferleri doğru yapacaklar. Çok doğru. Öyle hani 20 tane alıp 15'i çöp çıkıp ondan sonra gidip Başakşehir'e kolluyorlar demeyeceksin. Sen de en az onun kadar iyi transfer yapacaksın, ondan sonra konuşacaksın. Çok. Hala daha fazla mali güçleri var bu hazine sandığına rağmen ama aynı şekilde yönetilmeye devam ederlerse biz 3 sene üst üste Başakşehir şampiyonluğu izleriz. Serdar Ortaç'ın marşını dinleriz yani. Başakşehir bir kere daha olursa bayağı bir fark açar ondan sonra. O yüzden hani bu kulüplerin de biraz daha akıllı yönetilmeleri gerekiyor. Trabzon nispeten daha yönetildiği için korkunç hatalara rağmen son dönemde yaptıkları onu ayırıyorum. O yüzden Trabzonspor demedim. Ama ne olursa olsun burada bir Başakşehir'e ciddi bir fırsat var. Diğer kulüpler akıllı olmalı. Öyle şey bırakmamalı. Konusunda %100 katılıyorum. Üç büyükler konusunda %100 katılıyorum sana. Tekrar ediyorum. Üç büyükleri bir tarafa itmek gibi bir durum var. Bunu göz ardı edemeyiz. Siz bir çekilin bakayım artık. Biz geldik falan böyle bir tavır var. O tavır komple futbola kaybettirir bir. Ama dediği doğru, bu tavır olmasa, her şey eşit olsa bile siz de aklınızı başınıza alın. Artık ben 100 yıllık asırım, çınarım. Bunlar ne? O işler bitti. Doğru düzgün kulüp yöneteceksiniz. Şu ana kadar doğru düzgün kulüp yönetemediler mesela Fenerbahçe için konuşuyorum. Fenerbahçe'de iki senedir çok kötü yönetimler var. Çok kötü. Beşiktaş adam uğraşıyor ama hani bir şey görmemiz lazım bu sene artık. Bu sene de Fikret Orman'a somut bir şey geçmez yani. Bu sene de görmemiz lazım. Her sene Fikret Orman'a yönetim daha önce gelir. Onun yoka yakın zaten. Geçer. Çünkü geçemez. İlk kez bir Beşiktaş başkanı şunu durdurdu. O transferlerden kimseye para gitmeyecek. Futbolcu ve aynı mesele. Şehir içi para. Bir şey aynı mesele. Borçları bir şey olması lazım. Gidebilecek para yok zaten. Tamam, bir şey olması lazım yani. Şimdi de bir şey görmemiz lazım. 8 tane transfer istiyor adam mesela. 6 tane oyuncu alabilmem tamam. Lazım. Bunun ucuz, pahalı önemli değil. Onu açayım. Yabancı sınırı olmasa zaten Papis Sise, En Sakala bunlar çoktan bitecekti. Ama bir de üzerine transfer limiti muhabbeti var. En acı nokta şu anda. Bak bunu sakın yapmayın. Kulüplere bu kötülüğü yapmayın. Bonservisi elinde oyuncuların bile alınmasını engelleyecek şekilde o maaş skalalarını düzenlerseniz, masrafları sadece maaştan hesaplarsanız Türk futboluna çok büyük kötülük yaparsınız. Artık bonservisi elinde olan oyuncuları alsınlar bir zahmet. Bırakın. Onda bir esneklik yapın pandemi nedeniyle. Ya taraftar geliri yok. Maça gelemedi insanlar. Bütün kulüplerin taraftar geliri en büyük, en sağlam geliridir. Dünyanın her yerinde yatırım yapılan, para verilip alınan kulüplerin en önemli gücüdür. Manchester City 3. kümede 45 bin kişiye oynadığı için ta gelip Körfez'den o paraları verdiler. Öyle değil mi hocam? Yanlış mı? Chelsea, Londra'da böyle acıların takımıydı ama 45 bin kişiye oynar. En kötü bu kavga çıkarırdı Abramovich'ten önce maçtan sonra değil mi? Chelsea'nin olduğu taraftarı en kötü 80'lerin en berbat oligan gruplarından bir tanesiydi. Bak istiyorsanız kulüplerin satılmasını falan bunları boş. Bu artık kötülük yapmayın ya. Bu yapılan kötülüktür. Bak maaş konusunda sınırlama getirin. Gerçekten. 5 tane oyuncuya 7 milyon euro maaş veremesin. Çünkü yok zaten veremiyor. Aslında kısıtlama getirmenize gerek yok. Akıllarını başına devşirmeleri yeter.
Ama bonservisi elinde oyuncuların da transferlerini engellerseniz Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, işte Bursa'ya, Adana Demirspor'a bilmem neye hiç fark etmez, Başakşehir'e çok büyük kötülük yaparsınız. Yani onu söyleyeyim. Bak çok büyük. Yani Nihat Bey, Fenerbahçe konusunda ileride belki başkan olma planınız var. Bana öyle geliyor. Biraz zor. Sana da öyle geliyor mu? Bence bittiğini düşünüyorum. Ben de diyorum ki bu şekilde varsa da o plan suya düştü, bitti. Gelemiyorum. Yani. Şey gelemez. Toz demir değil bu mevzu. Bu mevzuyu birileri... Daha büyük. Birileri söylüyor herhalde. Ben... Ben tanırım Türkiye futbolu. Tabii herkes ona bakar. Kardeşim özellikleri yazıyor. Ben şunu soruyorum, bak şunu soruyorum. Ben Fenerbahçe'ye çok açık söylüyorum. Size niye bir sıkıntı? Şimdi hiç kimseyi almıyorum değil. Elinizde de varsa satacağınız satın. Ona rağmen almayın. Memlük'te falan oynayın. En kötü küme düşmeyin oynasın. Oyna. Bir kere oynadım bir şey olmadı. Bir daha oynasın. Ama bunu anlatırsın. Dersin ki ben böyle böyle. Benim talimatı bu verdi. Uygulayıcısı da budur. Ben yapmıyorum kardeşim. Alın topunuzu oynayın. Çok güçlü. Ben sene sonunda giderim. Ama bir sene Türk futbolunu göreyim bakayım. Kongre olduğu için bir dahaki sezon yapması söz konusu. Yok, aynen de öyle söylerim. Ha bir de madem şey, derdiniz benim, ben gidiyorum derim. Bu yayıncı kuruluşun sürekli ödeyeceği parada bir indirim yapması ya, ne düşünüyorsunuz? Gitmek için her dakika ben gideyim diyor. Aman ne olur gitme diyorlar ya. Bence gideyim falan. Bence yani. Sen ne düşünüyorsun? Abi bu durumda normal. Aman ne olur babacığım gitme diyorlar ya. Ne olur gitme diyorlar. Ya. Ne olur be. Şimdi sen olsan kurulur kalır mısın? Bir de o var abi. Yabancı yatırımcı işte bak. Öyle diyorlarsa tamam, o zaman yani ben şey sizin yaparım. Sizin oluşturmaya çalıştığınız düzende, düzenin hayatta bir karşılığının olmadığını burada görüyorum. Son olarak çok kulüpler odaklı konuştuk, federasyon odaklı, yeni uygulamalar odaklı konuştuk. Bir de oyuncuların hakkını teslim yani edeceğimiz bir 11 yapalım. Trabzonspor ile ilgili de söyleyeyim. Trabzonspor iyi yönetiliyor. Kötü bir bitiş finiş olmuş olabilir. Yönetimine haksızlık yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Bence iyi yönetiliyor. Trabzonspor'a tek bir tavsiyem var. Seneye ligin herhangi bir döneminde Trabzon barosu kimse hakkında suç duyurusunda bulunmasın abi. Durmayacaksa da şimdi bulunsun. Bak, lig yok yani. Maçlar yok yani. Ne zaman futbolla ilgili bir işi birisi hakkında suç duyurusunda bulunuyor o sene gidiyor. Bak buna dikkat edin. Yani şehrin bir sakin olması lazım. Bir de bir teknik adama güvenip kalibresi evet, yüksek bir teknik adam bıraksınlar şehrin, abi. Yani şehrin bir sakin olması lazım. Herhalde Abdullah Hoca gelecek burada. Bir, sakinleştirecek bir teknik direktöre ihtiyacı. Bak sakinleştirecek diyorum. Abi bilmem ne belediye başkanı oradan. Herkes kendine dikkat edecek. Ben olsam ya, direkt olarak kardeşim. Okan Buruk'u alırdım. Okan Buruk'u almak için uğraşırım. Hı hı. Abi gerçekten de. Abi yani Okan Buruk Şampiyonlar Ligi oynadı. Ne iş var? Abdullah Hoca biliyor. Abi Okan Buruk hiçbir yere gitmez yani. Şampiyonlar Ligi'ne götürmüş sen takımı. Yani Allah aşkına. Biraz ona giderim. İlk kez. Valla ben gitmem. İlk kez çünkü. Şampiyonlar Ligi ilk kez böyle Ali Osman ben, abiye bir böyle Trabzonspor teknik direktörünü beğendirme şansı benim elimde olacak. Hmm. Çünkü Özkan Sümer, Ahmet Suat Hoca, Şenol Güneş hiç birini beğenmediği için kendisi. İlk kez benim elimde olacak. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şeyi adam Şampiyonlar Ligi'ne götürüyor mu yani Hoffenheim'i götürüyor. Bir dahaki sene Leipzig'e gidiyor abi. O Leipzig abi. Gitmem olsam gitmem. Ama burada Leipzig de şampiyon. Bir şey söyleyeceğim. Buradaki durum ne kadar farklı ya. Hangisi Hoffenheim, hangisi Leipzig? O başka gitmem. Abi ben de realist görüyorum. Ben Galatasaray bak. Şu gün Leipzig-Samsunspor. Şu gün dese ki Fatih Terim ben her şeyden elimi eteğimi çektim. Bence şu gün Galatasaray'a da gidiyoruz. Öyle ama öyle bir şey olmayacak. Hiç kimse için. Herkes için geçerli. Siz Fatih Hoca'yı daha iyi tanıyorsunuz benden. Abi olmayacak tabii ki, ben farazi söylüyorum. Fatih Hoca Galatasaray teknik direktörlüğünü bırakmaz. Son dereceli haklı bırakmam. Abi ben Okan Hoca adamın açısından farazi bir şey söylüyorum. O kadar bekleyecek mi? Fatih Hoca abi bekleme daha... falan yok. Galatasaray odaklı bir şey söylemiyorum burada. Yani herhangi bir kulüp, çünkü Galatasaray adını andığı için belli kariyeri de Galatasaray'da. Şöyle. Hiçbir kulübe gitmez abi. Bu sene şimdi Başakşehir'de belli. Ne diyecektim, bir şey söyleyecektim Fatih Hoca'dan bağımsız olarak. Sen ne demiştin en son? Okan Hoca'ya... Neyse unuttum. Ben olsam da Okan Buruk'un yerinde Fatih Hoca Galatasaray'da devam ettikçe Başakşehir'den sonra giderim Trabzonspor'u. Oradan Fenerbahçe isterse Fenerbahçe'ye giderim. Hepsini şampiyon yaparım. Türkiye'de de büyük bir rekor kırarım. Bunu da Okan Ali Ece, FM20 kariyerine hoş geldin. Yok ben istemiyorum. Ben tam şey kafadayım. Fatih Hoca'nın kafasındayım o konuda. Gordon Lee, Fatih Hoca. Mümkünse Klopp da öyle olacak hocam. Bu arada çekim sırasında bir böyle haber aldım. Kimden aldın? Bence bana bir şey ısmarlaman lazım. Ben topik olmuşum. Niye ben hiçbir şey yapmadan? Varım şahıs 12 milyon euro karşılığında böyle Zenit'e gitmiş. İyi stoper. Çok iyi stoper ben. Ne? Sen deli misin? Bu senin en iyi stoperi adam şu an. İyi stoper. Vida'nın ya da.
Vida'dan iyi mi o tartışılır da şu anda bence de bence değil. Dünyadaki en iyi stoperlerden bir tanesi. Çünkü artık Liverpool'da oynamıyor kendisi. O zaman bu haberi de almışken oyuncuları haklarını teslim edelim. Bir 11 yapalım. Öyle kapatalım. Media Markt sundu.